TR724 YouTube sayfasında Doktor Yüksel Çayıroğlu'nun "Oy vermek şirk midir?" başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Bir ülkede adil, şeffaf ve güvenilir seçimlerin yapılıyor olması, demokratik bir yönetimin en önemli göstergelerinden biri olduğu gibi, sandığa gitme ve oy vermede başlıca vatandaşlık görevlerinden biri kabul ediliyor. Oy verme eyleminin İslami bakış açısıyla nasıl değerlendirileceği ve hangi şahıs veya partilere oy verileceği ise Müslümanlar arasındaki başlıca tartışma konularından birini oluşturuyor. Dolayısıyla biz de burada ve bir sonraki yazımızda meselenin İslami perspektif açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiğini ele almaya çalışacağız. Uzun süre Türkiye'de belirli şahıs ve gruplar oy kullanmanın açıktan Allah'a şirk koşmak anlamına geldiğini savundular. Bu tartışmaların AKP iktidarından sonra nispeten güncelliğini yitirdiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte internette küçük bir araştırma yapan kimse, demokratik ve laik sistemlerde oy kullanan kimselerin haram işleyeceğini savunan pek çok görüşle karşılaşacaktır. Aslında oy kullanmaya karşı çıkan Müslümanların asıl problemi demokrasiyledir. Onlar, hakimiyetin Allah'a ait olduğunu ve İslam'ın hükümlerine bağlı kalınması gerektiğini ifade eden ayetlerden hareketle, yasama yetkisinin meclise yani şahıslara devredilmesini şiddetle reddediyor ve bu tür yöntemleri tağut olarak isimlendiriyorlar. Demokrasi ile ilgili yazı serimizde detaylı olarak bu meseleyi ele aldığımız için tekrar buna girmeyeceğiz. Bir Müslümanın inandığı dinin bütün ritüellerini özgürce yerine getirebilmesi, en temel insani haklardan biri olduğu gibi, hukuk sisteminin ve devlet mekanizmasının inandığı dinin hükümlerine uygun olarak şekillenmesini arzu etmesi de anlaşılabilir bir tavırdır. Fakat buradan hareketle, demokrasi ve laikliği benimsemiş bir devlete karşı düşmanca tavır alması, oy kullanmayı reddetmesi, reddetmekten de öte oy kullananları müşrik olmakla veya haram işlemekle itham etmesi, hem oldukça sathi ve zahiri bir din anlayışını hem de yaşanılan toplumdan ve zamanın şartlarından ne kadar kopulduğunu gösterir. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki, Asr-ı Saadet ve Raşid Halifeler dönemi istisna edilecek olursa, Müslümanların tarihte kurdukları devletlere Kur'an ve sünnet perspektifi açısından ideal ve kamil bir siyasi sistem nazarıyla bakılması çok zordur. İslam'ın yönetim anlayışıyla ilgili üzerinde durduğu adalet, eşitlik, şura, seçim, beyat, kamu maslahatına riayet, işi ehline verme, emanetlere sahip çıkma, zulüm ve zorbalığın her çeşidinden uzak durma, insan haklarına saygı duyma gibi ilkelerin geçmişte kurulan İslam devletlerinde de bütünüyle hayata geçirildiği iddia edilemez. İslami ilke, ideal ve hedefler açısından meseleye bakacak olursak, günümüz dünyasında kurulan İslam devletlerini de pek çok açıdan eleştiri ve tenkide tabi tutmak mümkündür. Şunu demek istiyoruz. Oy kullanmayı tecviz etmeyenlerin en büyük gerekçesi devlet sisteminin İslami olmamasıdır. Şayet Raşid halifelerden sonra devlet başkanları saltanat usulüyle değil de seçimle başa gelecek olsalardı, aynı gerekçeyle pek çok İslam devletinde de oy kullanmak haram görülebilirdi. Veya oy kullanmanın şartı olarak sistemin bütünüyle İslam hukukuna uygunluğunu esas aldığınızda, günümüz İslam devletleri arasında Müslümanların oy kullanabileceği bir ülke bulmakta zorlanırız. Bir devletin ne ölçüde İslam'a uygun olup olmadığını ölçmek için sadece rejime verilen isimlerden hareket etmenin veya ülke yöneticilerinin dini kimliğine bakmanın da sağlıklı bir yöntem olmadığını hatırlatmak istiyoruz. Bilakis önemli olan içerik ve muhtevadır, yani kanunlardır, uygulamalardır, teamüllerdir, politik kültürdür. Oy kullanmaya karşı çıkanlar, belki haklı olarak devlet yöneticilerinin Müslüman vatandaşların dinleriyle ilgili bir kısım talep ve isteklerini yeterince dikkate almadığını öne sürüyorlar. Anayasa ve yasaların yapılmasında, rejim şeklinin belirlenmesinde ve yönetim felsefesinin oluşmasında halkın talep ve isteklerinin, örf ve teamüllerinin,
kültür ve değerlerinin belirleyici olması beklenir. Mevcut durumun böyle olmaması, istibdat ve otoriterliğin göstergesidir. Otoriterliğin olduğu bir yerde baskı ve zulümler de kaçınılmazdır. Böyle bir ülkede yaşayan Müslümanların da haklı olarak seslerini yükseltmeleri ve bununla mücadele etmeleri gerekir. Ne var ki oy kullanmamak Müslümanların lehine değil aleyhine bir adımdır. Mevcut problemlerin çözümüne hiçbir katkı sunmaz. Kendi lehlerine bir değişimi arzulayan Müslümanlar rejimi lanetleyerek, oy kullanmayarak, siyasileri protesto ederek, kamusal vazifelerden uzak durarak, devletle kavga yaparak kesinlikle hedeflerine varamazlar. Oy kullanmanın haramlığını öne sürmek suretiyle Müslümanları sandıktan uzak durmaya çağıranlar, aslında ne yapılmaması gerektiğini söylüyorlar. Fakat atılması gereken adımlarla ilgili hiçbir alternatif çözüm ortaya koymuyorlar. Zihinlerindeki yönetim anlayışı her neyse, mevcut konjonktürde onun nasıl hayata geçirileceğinin yol ve yöntemini göstermiyorlar. Dolayısıyla da Müslümanları apolitik olmaya, kendi kabuğuna çekilmeye, toplumdan uzaklaşmaya davet etmiş oluyorlar. Toplum, siyaset, hukuk ve devlet karşısında bu ölçüde pasif ve edilgen hale gelen, daha da önemlisi reaksiyoner ve düşmanca bir tavır takınan Müslüman profilinin, yaşadığı dinin ideallerine hizmet etmesi ise oldukça zor bir ihtimaldir. Oy kullanan vatandaşlar bir seçim yaptıkları gibi oy kullanmayı reddedenler de aslında bir seçimde bulunmuş, daha doğrusu başkalarının seçtikleri lider ve yöneticiler tarafından idare edilmeyi istemeyerek de olsa kabul etmiş oluyorlar. Dindar ve muhafazakar vatandaşların oy kullanmadığı bir ülkede ise hiç şüphesiz ki yönetim kademesi seküler dünya görüşüne sahip olan vatandaşların tercihlerine göre şekillenecektir. Bu ise büyük ihtimalle dini gerekçelerden ötürü oy kullanmayan kimselerin aleyhine bir netice doğuracaktır. Oy kullanmanın haram olduğunu öne sürenler, genel itibarıyla Allah'ın indirmiş olduğu ahkamla hükmetmeyenlerin zalim, fasık ve kafir olacağını belirten ayetleri delil getiriyorlar. Laik ve seküler bir devlette Allah'ın değil, beşerin yasalarının geçerli olduğunu, dolayısıyla da böyle bir sistemin yöneticisi olacak kimselere oy vermek suretiyle destek olmanın mahsurlu olduğunu belirtiyorlar. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. İslam'da teklifi mala yutak yoktur. Yani Allah, müminlere kaldıramayacağı yükler yüklemez. Herkes güç ve iktidarı dahilinde yapabileceği işleri yapmakla mesuldür. Herhangi bir devletin sınırları içerisinde yaşayan bir vatandaşın dini sorumluluğunu da buna göre değerlendirmek gerekir. Sırf oy kullanmış olmasından ötürü devlet sistemindeki İslam'a aykırı uygulamalardan onu mesul tutmak yukarıdaki ilkeyle çelişir. Böyle bir yaklaşımın makul ve realist olmadığını da belirtmek gerekir. Öte yandan Müslümanların bırakalım İslam ülkelerinde, gayrimüslimlerin yaşadığı ülkelerde dahi siyasi sistemin içerisinde yer alabileceklerini gösteren deliller bulmak mümkündür. Mesela Hazreti Yusuf, putperestliğin hakim olduğu bir ülkede, ülkenin mali işlerinin başına beni getirin diyerek görev talep etmiş ve sonrasında da hazine bakanı olmuştur. Aynı şekilde Kur'an, Firavun'un Hazreti Musa'yı öldürmeye azmettiği bir esnada, Firavun hanedanı arasında yönetici kadrosunda yer alıp da o güne kadar imanını gizlemiş bir müminin kahramanca ve ikna edici delillerle Hazreti Musa'yı savunmasını anlatır. Peygamber Efendimiz'in Mekke döneminde bir grup Müslümanı Hristiyan bir devletin hükümdarı olan Necaşi'nin yanına gönderdiğini, daha da önemlisi Necaşi'nin Müslüman olmasına rağmen devlet yöneticiliğini devam ettirdiğini de buradan hatırlatmakta fayda var. Aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce Arap müşrikleri tarafından kurulan Hilful Fudul Teşkilatı arasında yer almış, peygamber olduktan sonra da bu vazifesinden sitayişle bahsetmiştir. Hatta benzer bir teşekküle tekrar çağrılacak olsa tereddüt etmeden icabet edeceğini bildirmiştir. Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere Müslümanlar, İslami ilkelere riayet edilmeyen ülkelerde, yararlı gördükleri takdirde farklı devlet kademelerinde görev alabilecekleri gibi
pekala görev alacak kimseleri de seçebilirler. Bu ifadelerimizden oy kullanmanın farz olduğu gibi bir netice de çıkarılmamız gerekir. Elbette bir insan yine mülahaza ettiği bir maslahata binaen oy kullanmayabilir. Esasında bu gibi konularda herkesi kapsayacak ölçüde mutlak dini hükümlerin verilmesi çok riskli ve doğru olmayan bir tavırdır. Burada asıl bakılması ve öne çıkarılması gereken nokta niyet ve düşüncelerdir, hedef ve maksatlardır. Hele hele belirli bir partiye oy vermeyi farz veya haram gibi dini hükümlere bağlamanın veya muayyen bir partiye oy veren kimselerin büyük sevaplar elde edeceğini ya da büyük günah vebali altında kalacağını ifade etmenin bundan çok daha tehlikeli olduğunu ifade etmek gerekir. Bu tür tavırlar dinin istismarından ve dini değerlerin siyasete alet edilmesinden başka bir şey değildir. Daha da önemlisi, büyük bir yarış ve rekabetin yaşandığı, ihtilaf ve çatışmaların söz konusu olduğu, menfaat ve çıkar ilişkilerinin gözetildiği bu tür siyasi işlerde, kesin dini hükümlerle insanları yönlendirmeye çalışmak, dini değerlerin yıpranmasına, yozlaşmasına ve zarar görmesine sebep olacaktır. Bir sonraki yazımızda müminin oy vereceği partiyi veya lideri seçerken hangi kriterlerle hareket etmesi gerektiği üzerinde durmaya çalışacağız. Sözleriyle bitiriyor Dr. Yüksel Çayıroğlu, Oy Vermek Şirk Midir? Başlıklı yazısını.